Parti'nin Türkiye'de oy oranı nedir? Yalova'da da böyle bir çalışma yaptınız mı Sayın Başkan? Türkiye genelinde yakın zamandaki yerel seçimlerin il yerel meclis düzeyinde almış olduğum oy seçim noktalarına, yani katıldığım seçim noktalarına göre %5'lerin üzerine çıktı. Yani Demokrat Parti yerel seçimlere Türkiye'de 2003'tür olan seçim noktasının tamamına katılamadı. Katılama işinin birçok geçerli sebepleri var. 450 seçim noktasında seçime girdik. Yaklaşık 400 bin civarında oy aldık. Yani ilk eşit olduğumuz yerel seçimlerin ilgilenen meclis oyları partinin şey oldu, puan oyları da çünkü. Belediye başkanlıkları değil de ilgilenen meclis oyları. Yani %5'in üzerinde çıkan bir tablo gördük ama Türkiye'nin genelinde yaydığı zaman bu oran düşüyor tabii. Yalova'da da bölge bölge başarılı olduğumuz yerler var. Mesela Çiftlikköy'de %13-14 civarında böyle yazdık. Abdurrahman Kur adayı aynı oyla İlgiler Meclisi'ne de yansıdı. Dönün biraz önce Turan Bey'in bahsettiği gibi Altınova'da %28 civarında bir oy aldık. Geçmiş dönemlerle kıyasladığı zaman bir önceki seçim dönemine nazaran Yalova'da Demokrat Parti oylarını 4 kat, 5 kat daha artırmıştır. Seçime 15 gün kala seçime girmemize rağmen, handikaplarımıza rağmen. Önümüzdeki süreçte Demokrat Parti'nin iyi noktalarda olacağını, yani barajın, aslında Demokrat Parti'nin baraj sorunu. Yani Türkiye siyaseti bugünden yarın çok şeye gebe. Çok fazla detayları burada belki anlatamayacağım ama yapılan görüşmeler meselesinde Demokrat Parti'nin mecliste olacağını söyleyebilirim. Bugün genel başkanımızın da yapmış olduğu açıklaması, genel merkez yetkililerimizin de yapmış olduğu açıklaması. İyi bir noktada olacağız. Teşekkür ediyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız. Başkanım, senin de dediğiniz 69 yani 70 yıllık köklü bir parti Demokrat Parti. Ben hala işte Altınova'da olsun, Arnavutlu'da ya da Termal'de çok insan tanıyorum ki Kırat'ı gördüğüm zaman basarım diyorum. Yani bu... Peki parti neden bugün bu konuda? Yani bir muhalefet partisi konumunda değil. Şimdi biraz önce bahsettim ama detaylarını biraz söyleyeyim. Demokrat Parti bir takım aşamalarda yani sıkıntılardan geçerek geldi. Yanlış zamandan demeyelim de doğru zamanda yanlış insanlara yetki almasından da kaynaklanan sıkıntı var. Bunların bir tanesi burada söylemekten yüksünme. Genel başkanlık yapmış bir insanın başka bir siyasi partiyi tercih etmesi ahlaksızca bir davranış. Genel başkanlık demek o makamın hakkını vermek demek. Ülkenin yönetimine talip olmak demektir. Maalesef Demokrat Parti'de talihsizlikler yaşandı. Dolayısıyla biraz daha açık. Süleyman Soylu Bey ile başlayan Demokrat Parti'de bir boşaltılma var. Hem maddi anlamda var. Yani Mehmet Ağar Bey'in bıraktığında ben ilk teşkilat başkanıydım. Kasamızda 11,5 milyon para var. Genel merkezi kasasında. Süleyman Soylu genel başkan oldu. Bir yılda beyaz yürüyüş kampanyasına da aldı. Bu parayı eritti. Erittiğiyle beraber 4 milyon da partiye borç var. Bununla ilgili de kendisi mahkemelik zaten. Kaç tane ceza aldı. Tabii bu böyle bir genel başkan süreci yaşaması Demokrat Parti'nin handikapıydı. Doğrudur. Türkiye'de her üç kişiden ikisi Demokrat Parti'ydi. Yapılan araştırmalar bunu gösterir. Bu tip örselenmelerden partimizde kaymalar oldu. Yapmış olduğumuz araştırmalarda AK Parti'nin %25 tabanımızın AK Parti'nin içinde olduğunu biliyoruz. %25 oranında tabanımızın AK Parti içinde olduğu kesin veriyor. Kaynalar partiye zarar verdi ama Demokrat Parti bunu araştıracak bir şeydi. En sıralamada toparlandık zaten. Önümüzdeki seçimlerin için bir sınavdır. İnşallah hak ettiğimiz noktaya geliriz. Teşekkür ederim. Başkanım, elinde bunu ve ülkenize bıraktınız. Şimdi bir gerçek var. Her parti şunu söylüyor. Yani, destek olarak en dipteki parti de yani barajı düşüncesiyle. Yani gerçekçi bakacak olursak, Demokrat Parti gözlüklü bakacak olursak Türkiye genelinde ve Yalova'da bu seçimlerde Demokrat Parti barajı geçemezse de neyi başarır? Biraz önce söyledik. Evet. Biraz önce söyledim. Demokrat Parti barajı geçemezse de mecliste olacağını söyledim. Yani Demokrat Parti alternatifleri çok olan bir partidir. Bugün İktidar Partisi'nin tek korkusu Demokrat Parti. Şimdi burada bir analiz yapalım. AK Parti tabanını kaybetmeye başladı. AK Parti'de olan
siyasetin namusunca dürüstçe yapmak isteyen arkadaşlar, sizce hangi partiyi kendine yakın görür? Demokrat Parti. Sizce hangi partiyi kendine yakın görür? Burada fikir şeyinde bulunuyor. Tabii ki Demokrat Parti. Onun için önümüzdeki seçimlerde Demokrat Parti kesinlikle meclisi olacak. Baraj sıkıntımız yok. Alternatifler var. Onları daha sonra paylaşacağız. Başkan. Peki. Peki, meclise girdiniz. Evet. Bugün gündemde bir konu var. Başkanlık sistemi. Başkanlık sistemine Demokrat Parti nasıl bakıyor? Şimdi bu çok erken bir soru. Yani ben Demokrat Parti'nin genel başkanlığı, genel merkezliğinde başkanlık, bana kendi kişisel görüşümü sorarsan aslında, başkanlık sisteminde Türkiye hazır değil. Yani başkanlık sisteminin altında yatanları, Güneydoğu meselesinde, işte bir PTT meselesinde, hükümetin yaklaşımının altında yatan şaibeler var. Başkanlık sisteminin altında bu tip pazarlıklar var. Çok açık konuşmak istemiyorum. Yani kendini, siz de iyi biliyorsunuz ki, yani OSTO görüşmelerinin detayına inelim. Karşılıklı verilmiş tarihler var. Biz size başkanlık, siz de yani tabiri caizse siyasi bacana konulmuştu yani. İnşallah Türkiye bu yanlıştan dönecek. Önümüzdeki mecliste biz olduğumuzda zaten bu yanlışların geçmesi anlamında diğer merkezimiz, diğer merkezimiz kanunlarını koyacaklar. Yani çok fazla şeyler var İbrahim abi. Şimdi belgeyle konuşmak lazım. Yanımızda o işlerin belgelerini getirmedik. Osta görüşmeler için çok tehlikeli görüşmeler. Bir ucu başkanlık, diğer ucu Abdullah Öcalan'ın 2015 yılında serbest bırakılmasıyla ilgili yapılmış bir anlaşmalar var. Başkanım, değişen bu değişen dünya siyaseti birçok konjektörde sol tarafa doğru kayıtlara gözüküyor. Bir konuşumuz Yunanistan'da dünya seçimlerde bunun bir örneği oluşturuyor. Yani Demokrat Parti sağ kökenli bir parti olduğu için yıllarca bu lokomotif bir parti olduğu için gerek hükümet fazla gerek Türkiye yönetiminde birçok kanalısına yer almış kötü bir parti olması. Tabii ki Demokrat Parti'nin bir harici bir reklama ihtiyacı yok. Zaten tabandan gelen, bilinen bir parti olduğu herkes kabul ediyor. Ne var ki partinin son yıllardaki bir genel seçimdeki, yerel seçimdeki çalışmalarda dağıldığı gözüküyor. Yani yerel bazda örnek veriyorum, Türkiye'nin çok yolları böyle oldu. Yani Demokrat Parti'nin güçlü olduğu daha zevkli illerde ve ilçelerde normal şartlarda aldığı oyun çok altında aldı. Yani tabiri caizse farklı partilere yaslandı. Ya da farklı adaya destekledi noktasında. Gözüken bir tablo var. Yani bunu artık herkes kabul etti yani. Hatta burada çatı adayı noktasında da çalışmalar oldu. Aşikar gözüküyor. Şimdi insanların kafasında, ben bir soruya yorum aynen yapacağım. O yüzden insanların kafasında aslında bir güvensizlik olmamış gerekiyor. Farkında olmuyor. Bu politika zannediyorum tabii Demokrat Parti yönetimi çok önceden verilmiş bir karar ki geçişlerden yapılan çalışmalar bu anlaşılıyor, gözükebiliyor. Peki bu noktada Demokrat Parti'ye zararını verdiğini düşündüğünüz. Ama geçmiş muhasebe birçok noktasında görev almış insanları tekrardan kucaklayıp imzalmayı düşünüyor musunuz? Yani böyle bir şey var mı? Yani bu siyasette olur çünkü biliyorsunuz yani insanlar bir oydur mandıyla bakar, üç oydur mandıyla bakar. Tabii ki bu olacaktır. Bunda hiçbir şey yok ama bu konjonktürde bir tablomuz, bir ölçümüz olacak mı? O anlamda direkt net olmak istiyorsunuz. Yok. Demokrat Parti'ye dönem dönem operasyonlar yapıldığı doğru. Yani Demokrat Parti çilelerden, acılardan geçerek geliyor. Şimdi ben de bilir ki abi Türkiye'de siyasete zaman zaman dış güçler tarafından bir takım manipülasyonlar yapılıyor. Bunların en çok acısını çeken, en çok bedelini ödeyen Demokrat Parti. Demokrat Parti Türkiye'de toplumun bütün kesimleriyle barışık. Yani Demokrat Parti hiçbir zaman din, dil, ırk, bu Kürt, bunlar, bu Çerkez ayrımını yapmadan, dini siyasete bulaştırmadan gelen bir parti. Onun için dönem dönem operasyonlar yaparak kendine taban kazandırmak isteyen bugünkü iktidar gibi, bugünkü iktidar özellikle Demokrat Parti için şimdi ben öyle söyledim abi. Yani düşünebiliyor musunuz? Dünyada bir örneği daha yoktur. Bir partinin genel başkanı diğer bir partiye koşulsuz gidip biat etmesi. Bu bir operasyondur. Başkanım bir de bir tıklı aynı bağlantılı.
Demokrat Parti'nin ki Yalova'daki konumu da biraz farklı. Çünkü Yalova'nın il olma noktasında da Demokrat Parti'nin... Yani bu da çok altlarda kaldı. Yani şöyle bir şey var aslında. Yalova ilinde, biz Yalova'yı konuşuyoruz sonuçta. Tabii Yalova ili içerisinde baktığınız zaman yapılan birçok hizmetlerin sümen altı edildiği, yapılan başarılarının ön plana çıkarılmadığı, belki başka kişiler endeksli olduğu aşikar ortada. Yani bu noktada tabii değişen nüfus var. Yeni açılan bir nüfus var. Yani o dönemdeki konjonktürdeki insanlar artık yaptırım oluyor Yalova'da fazla. Yani belli bir kotanın dışına çıkamazlar artık. Yani artık o eski güç de yok. Yani bu yeni jenerasyonu, yeni yapılanmayı, yeni kadroyu nasıl çalışmalarla Demokrat Parti'nin dikkatine bindirmeyi düşünüyorsunuz? İşte Sevgi abi, yani bu son yaptık olduğumuz kongre bunun bir örneği. Şimdi evet. Demokrat Parti Yalova'nın iyi olmasını evet imzası olan bir partidir. Yalova'nın önünde vizyon kaldı. Fakat o dönem iktidardan... Ülke gezinde de çok yaptırım vardı yani Demokrat Parti, Yalova teşkilatı. Yani Yalova merkezinde çok yaptırım vardı. Yalova'nın şimdi o dönem yapılan projelerin tamamında, o dönem ve bugün uygulanan projelerin tamamında Demokrat Parti imzası var. Şimdi buradan bakalım. Kaç yıldır AKP hükümeti var? 12-13 yıldır. Yalova'ya sizce yaptığı gözle görülür, elle tutulur bir şey var mı? Var mı Allah aşkına? Söyleyin ya. Ya bu OSEB'e dedik, onun öyle sanayi bölgesi dedik. Hersek, İzmir, İstanbul otoyolunun kenarına çok tam mükemmel ulaşımın kolay olabilecek, hem deniz hem kara ulaşımdan istifade edilecek bir ordinarine sanayi bölgesi kurulması adına girişim. Ya imanımız gevede abi. Adamlar yanaşmıyorlar. Yalova'nın kalkınmasını istemiyorlar kardeşim. Yalova'yla barışık değildir. Bu açık ve net söylüyorum. Bunu lütfen altını çizin. Yalova'da AK Parti komiteksi var. Ben ağlamadım. AK Parti'nin Yalova komiteksi var. Son zaman Truva atı gibi gözüküyor. Enteresan bir şeydir. Yani bu kendi 30 bin kişilik bir satım yaptıramazlar mı yani? İktidarın bütün nimetleri ellerinde kardeşim. Bu kendi bir OSEB kuramazlar mı? Bu kendi sporuna, kültürüne sahip çıkamazlar mı? Hiçbir anlamında varlar mı? Allah aşkına söyleyin ya. Geçmiş milletvekilliği yapan abilerimiz çok basit anlamında rağmen. Ama gidip tersane bölgesinde abilik kurduk, rant ilişkilerine, çıkar ilişkilerine girersen Yalova'yı görmez. Bunlar Yalova'ya ihanet ettiler abi. Açık söylüyorum. Bunları Yalova'ya yerleştirdik. Biz bunun hesabını soracağız. Sormaya da başladık zaten. Elimizden geleni yapacağız. Demokrat Parti olarak teşkilatlarımızla beraber hızla toparlanıyoruz. İşin uzmanı çok kaliteli arkadaşlarımız var. Yakında buna paralel olarak söyleyeyim. Bir Yalova Kongresi çalışmamızı var. Okan abim yürütüyor. Belki aylar sürecek. Bütün meslek gruplarının, tüm sivil toplum örgütlerinin, spor kulüplerinin ve köy muhtarlarına kadar vali, belediye başkanı, diğer siyasi partilerin içine alan bir Yalova Kongreleri çalışmamız var. Okan abim onu planlıyor, programlıyor. Yalova'nın önüne koyuyor bakın da bunu. Sorunları hep beraber paylaşacağız. Peki başkan, Yalova Belediyesi ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? İktidara geldikten belediye göreve başladıktan sonra Yalova belki çok erken bu ama nasıl gidiyor sizin gözünüzde? Evet. Şimdi abi ben şöyle söyleyeyim. Yalova Belediyesi'ni eleştirmek anlamında söylemiyorum. Tabii bir belediyenin çalışması için biraz zaman anlamında krediler vermek lazım ama tahmin ediyorum bu arkadaşlara bu kredi verildi. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Yalova Belediyesi'nin Refah Salman'dan başlayan belediye yönetiminde Yalova'nın önünde konulan projeler var. Yalova'ya sözümüzdür. Tarihimizdir, sözümüzdür, projeleri var. Son bir yıl içerisinde bunların en alt yapısından, bak bu projeler de bunlar çok uçuk kaçık projeler. Aslında bunların iki tanesini hayata geçirirlerse kendilerine de kendini dikeceğiz Yalova Belediyesi'nin önüne. Ama gelinen noktaya bak. 158 tane ağaç, 18 tanesi yaşlı, 140 tane genç ağacı söküp başka yere monte edemeyen bir belediye anlayışı. Yalova Meydanı'nda atalık prosesini dikemediler. Bu kadar becerikli bir belediye var. Başka bir şey söyleyeyim mi? Yalova Meydanı'nda atalık prosesini dikemediler. Beceremediler. İktidar partisinin milletvekilini eleştirirken muhalefet partisinin milletvekili için ne söyleyeceksiniz? Bu bekanın altında Sayın Muharrem İnce'nin de sorumluluğu var. Yalova halkına söz verirken kendi belediye başkanı adına da söz veren Muharrem İnce'dir. Burada yapılan yanlışların hiç kimse bir yere taşamaz. Bunun hesabını soracağız. Demokrat Parti yeni bir muhalefet anlayışı başladı. Bunlar hakikaten inanın. Tek tek bunların hesabını soracağız. Yani Yalova sahiline affedersiniz tuvaletleri yaparken, onu yıkarken bana hakkınızı helal etmeyeceğiz, hiçbir şeyin altına imza atmayacağım diye taahhüt eden belediye başkanı. Bunu da Yalova arenasına çıkaran Muharrem İnce'dir bu arkadaş.
Bu belediye becerisizliği sınıfta kalmıştır abi. Teşekkür ederim. Başkanım ben söyleyeyim, bana sıra geldi. Buradan da bir şey söyleyecek. Muharrem İnce'nin de milletvekilinde 3 dönemden beri Yalova ile ilgili her ne kadar muhalefet milletvekili olsa da Yalova'nın kendi partisinden ilgili bir projesi, bir önerisi, bir yapısı, bir desteği, bir şey var mı? Size, ben soru olarak size sorayım, siz cevap verin. Şöyle bir savunma yapıyorlar sorduğumuz zaman, böyle bir soru ilettiğinizde. Biz muhalefet partisiyiz, bize bir şey yaptırmaz iktidar. Böyle bir şey yok. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizin yani, sorunuza şu şekilde hemen cevap soru değil yani. Kendi cevabını, genellikle açıklamaları böyle. Öyle şey, dediği gibi. Öyle bir şeyi kabul edemeyiz. Biz muhalefetken AK Parti'nin önüne 2005 yılında Yalova'nın 40 bin kişisine istihdam atacak projeyi cebimizden harcayarak o günkü Barbaros Binicioğlu'nun önüne il başkanından birlikte koyduk. Bunu kazandırın. O günkü başbakan Sayın Tayyip Erdoğan da Marmara bölgesinde 6 tane ilgili yat limanı projesini onlar getiremediler. Neden? Kendi iç kavgaları arasında. Biz muhalefetken yaptık bunu, götürdük onların eline. Yeter ki başarın. Yeter ki Yalova kazansın. Yeter ki bu halk kazansın. Neden herkes burada? Neden hiçbir şeyler insanlar kazanacak, para kazanacak? Biz yaşadığımız Yalova'nın 24 ayardan daha kıymetli bir topraklara sahip olduğunu, 842 kilometrenin çok değerli bir arazi olduğunu hala farkında değiliz. Onlar da farkında değiller. Yalova mahkus tarihini yaşıyor. Sayın Başkan, 2009 mahalli seçimlerinde Yalova Koçal Demokrat Parti'de ve belediye başkanlığını kazandı. Aradan birkaç sene geçtikten sonra da çok iyi hatırlıyorum. Mekindağ Çevikköy Belediye Başkanı'yla Yürüyen Köşk'te bir basın toplantısı yaptılar. Ve Mekindağ'ın söylemi, ben Demokrat Parti'yi hiç içime sindiremedim şeklinde bir ifadesi olmuştu. Siz de onu gereken cevabını... Siz Yakup Koçoğlu'nun AK Parti'ye geçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Metin Dağ'ın o sözüne ne cevap verebilirsiniz? Vallahi arkadaşlar şimdi sevgili başkan, siyaset duruş işidir. Siyaset bir ilke işidir. Yani parti değiştirmenin toplumumuzda çok olumlu karşılanmadığını hepimiz biliyoruz. Fakat zaman zaman önüne geçilemeyecek bazı durumlar yükselebiliyor maalesef. Yakup Koçal, ben defaatle açıklamalarım vardı. Yakup Koçal Demokrat Parti için bir talihsizlik. Demokrat Parti'nin Yalova'da güç kaybetmesini engellemek kendilerinin birisidir. Yani hani partimizde bir takım ilişkilerimiz var, partimizde aday olabilmiştir bugün AK Parti'nin yaptığı şeyler gibi. Partiden gitmeden ilk muhalefeti başlatan da benim. Yani yanlış yaptım, Yalova'ya yanlış yaptırdım, Yalova'ya ihanet içinde olursunuz. Yaptığım uygulamalar doğru değil, hareketler doğru değil. Tabii bu aramızda bir siyasi hükümet de doğrudur. Zaman zaman karşılaşıyoruz, ben kendisinden en sert eleştiren adamım yani. Fakat bu aynı tanesi AK Parti'de yaşadık. Bakın bugün AK Parti'nin Yalova'da haline bakın. 4-5 parti. Onları sevdiklerini gördünüz yani. Bunları istersen de yapabilirsiniz. Şimdi ya bu siyaset şu değildir. Gittiğin yeri karıştırıp yükseldik yapmak değildir yani. Bugün bu partidesin, yarın öbür partiye giderek siyasetle kendi ikbalini hayata geçirmek adına böyle bir kesitik de olmaz yani. Metin Dağ, ağır sesine gelince Metin Dağ Arap cenahına gelmiş, sağ tandaslı, merkez sağın adamıydı. Demokrat Parti içine sindiremediği kendi sorunuzu, hazımsızlık olayı yaşayabilir, CHP'de de aynı hazımsızlığı yaşadı olacak. Teşekkür ederim. Soruya biraz ilave yapmak isterim. Tabii buyurun. Yalova ilimiz, dünya üzerindeki cennet illerden biridir, yalnız Türkiye'de, dünya sahnesinde olması gereken bir ildir. Eğer Yalova bugün mahkus tarihini yaşıyor ise, bu halk ya belediye kapısına iş diye mahkum ediliyor ise Yalova'da bir soyadı 20 yıldır belediyeyi elinde iktidarda tutmuştur. Yalova için büyük bir talihsizliktir. Bu talihsizliği itiraz eden her kim var ise Yalova il haritasını masaya yatırıp onların icraatlarıyla Yalova'nın bugünkü durumunu her adreste, her yerde rahat net bir şekilde tartışabiliriz. Talihsizliktir. Büyük talihsizlik. Yalova'nın önü kapanmıştır. Kapatılmaktadır. Evet abi. Evet. Sorusu olan arkadaşlar. Yok mu? Başkan, Demokrat Partisi şu anki genel kongreden sonra, yani sizin genel kongreden sonraki mevcut bir sayınız, bir
şeyi bilgiler misin şu anki konuda? Şimdi geçmişte Demokrat Parti... Yeni katan arkadaşlar ve benzeri noktasında. Geçmişte Demokrat Parti'nin güçlü olduğu dönemlerde yapılan kayıtlarda bugün de göreve gelmemizle beraber genel merkezde yapmış olduğumuz İskender Son'un tamamıyla üye yapımızı gün yerleştirdik. 7000 üyemiz vardı. Bu sayı 1250 diye düşündük. Şu anda 1250 üyemiz var. Sağlık üyeler. Yani. Seçerek çoğaltıyoruz. Tabii üye kayıtlarını sürekli devam ediyor. Aramızda katılmış arkadaşlarımız. Bu sayı şu anda. Bunun kamuoyuyla medyaya da pek yansımadı. Demokrat Parti çalışmıyor da aslında medyaya da pek yansımıyor. Yani medyada da bir boykotumuz var. Sansür var ya da başka çeşmeler aslında. Yani şimdi her zaman bir şey vardır biliyorsunuz. Günceli hep yaklaşırlar. Yani gözden düşenlere pek ilgi göstermezler. Yer de verilmez. Doğaldır. Dünyanın her tarafında görüyoruz. Ben şuna hemen katmak istiyorum, araya giriyorum. Çok kez Demokrat Parti İl Başkanlığı'na geliyorum ama kapı hep kapalı yani. Mesela? Yakın zamanda yani, geldim. Sanıyorum önce. Yani kongreden önce tabii. Bunu gözden geçiyor. Yani. Evet, önemli yani. Onun için sanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ayhan Başkanım, ben sonunda Resulü Gönül Başkanı olmasa tabii de kendine teşekkür ederim. Biz göreve geldiğimizden beri siz tamamınızdan biz gerekli yakınlığı gördük yani. Farklı bakan arkadaşlar da var. Basında şimdi burada onlarla eleştirmek istemiyorum ama ticari maksatla çok yaklaşan arkadaşlar da var. Yani iktidar partisine yakın durmak bazılarının işine geliyor. Yani ben bir arkadaşa sormuştum. Biraz da delikanlıca istersen bu anlamda açıklama yapayım. Kime dokunursa olunca o kendini iyi biliyor. Hatta Okan abim de oradaydı bir akşam. Yalan'da kendini gazeteci addeden bir arkadaş, ben satılırım dedi, bedelim var. Ben o arkadaş hiçbir etkinliğine davet etmiyorum. Protesto et. Önden Mete o yani. Hepsinin ortak bir hatası vardı. Bu hatayı biraz da sizde de gördüm. Şimdi başkanım, buraya oturttuğumuz herkes belki de bizim sorduğumuz sorularda da gördük. Yalova'yı merkezden ibaret duyuyorlar. Yani sadece Yalova merkezinin sıkıntıları konuşuluyor. İl yönetimi burada değil, genelde de öyle oluyor. Bu Yalova'nın Armutlu'da da sıkıntısı var, Altınoluk'ta da sıkıntısı var, genelinde de sıkıntısı var. Siz nasıl bir Yalova görmek istiyorsunuz? Şu anda Yalova merkezi dışında sıkıntı gördüğünüz yerleri ben biraz söyle derseniz iyi olacak. Bir de nasıl bütün bir Yalova görmek istiyorsunuz? Teşekkür ederim. Biraz önce ben bahsettim. Yalova konularıyla ilgili bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın içinde Yalova tamamı var. Armutlu'nun Altınolay'a kadar, köy, işin içinde bütün köy muhtarlarına katarak bizzat Okan abim kendi ekibiyle bunun altyapılarını hazırlıyor. Yalova'nın önüne bunu koyacağız, koymak zorundayız. Armutlu'daki, Kapaklı'daki, Ahmetiye'de, Selimliye'de, Mecidiye'deki problem bizim problemimiz, Yalova'nın problemi. Altınolay'da, Ahmetiye'de, işte Fevziye'de, her sekte olan sorunlarımız tamamı Yalova'nın sorunları. Biz bunlarla ilgilenme sorunları biliyoruz ya sorunlar. Avukat Parti, bu kentin geçmişinde var. Projelerin tamamında bizim imzamız var dedik, ben Yalova'yı iyi tanıdığımızı ortaya koymak adına söylüyorum. Yalova'yı en iyi tanıyan parti Demokrat Parti. Bütün köylerinde temsilcilerimiz var. Bak gücümüzü kaybetmemize rağmen Yalova'nın bütün köylerinde Demokrat Parti temsilcileri var. Onun için bu sorunlara en iyi yaklaşan parti. Öyle Yalova'yı sadece merkeze idare etmek gibi asla bir düşüncemiz yok yani. Arkadaşımızın da söylemiş olduğu soru çok hassas ve çok önemli bir soru. Yalova ilinin her noktasını, her yerleşim merkezini, her değerini, her ekonomik kıymetini, dağını, oksijenini, rüzgarının kapasitesini, denizin zenginliğini, denizin altını, denizin üstünü, Yalova'daki tarımı, Yalova'daki her şeyi düşünmüş, hazırlıklı bir partiyiz. Bunları daha önceden bugün düşünmüş değiliz, yıllardır düşündük, yıllardır yapmaya çalıştık. Ama yıllardır Türkiye çapında dünya konjonktüründeki siyaset, Ortadoğu'nun ve dış güçlerin biraz daha 360 dereceyle bakarsak bitiren bir Türkiye'deki Demokrat Parti, iktidardaki parti içilmiş, şu Yalova'da bunun yansıması olmuştur. Birileri gelmiştir, yerleşmiştir. Hasbel kader birilerinin siyaset yaptığıyla yönetmeye çalıştığı Yalova'nın sıkıntıları budur. Ama sizin sorunuza hemen teker teker şöyle kısa kısa anlamlı bir şekilde Yalova'da nelerin yapmak istiyorsunuz, neleri görmek istiyorsunuzu anlatmak isterim. Ben Yalova'daki bugün 230-26 bin nüfusu olan Yalova'nın ve yıllık %23 artışının olduğu Yalova'da bu demektir ki 50-55 bin kişilik her yıl bir artış var.
Yani 5-6 sene içerisinde Yalova'nın nüfusu 400 bine 500 bine dayanacak bir nüfus. Bugünkü masada oturan yetkili, etkili siyasetteki kişilerin önünü net bir şekilde görmesi lazımdır. Yalova'da neyi görmek istiyorsam, Yalova'da ben bugün, yarın yaşayacak insanların gençliğin, geleceğinin güçlü olmasını görmek istiyorum. Ben Yalova insanının, siyaset cambazının yapmış olduğu siyasetteki işsizliğin şeyine mahkum olmasını istemiyorum. O kart, Yalova insanı cebi dolu, ekonomisi dolu olsun. Allah bu topraklara Altınova'dan Armutlusu'na yer altı, yer üstü bütün kıymetleri vermiş. Rüzgar dediğin zaman 5 tane dağımız olan Taz Dağı, Tınaz Dağı, Sivritepe, Bedesten'li yaylalarda rüzgar günü türbinleri görmek, temiz enerjiyi görmek isterim. Bacadan çıkan kirli enerjiyi görmek. Bunu yaptığınız zaman on binlerce kişi istihdam sahası yaratır. Bunun dışında teker teker bunların hepsinin notları var. Bunlar sizlerin önüne proje olarak da gelecek, edecektir. Su. Lütfen, çok yakın tarihte yaşadık. Şu suya mahkum olduk mu Damacana'ya? Yalova gibi yerde susuzluğu çektik mi? Bu baraj Yalova'nın barajı da Demokrat Parti'nin eseri bir barajdır. 40 sene önceki barajı en büyük istihdamlardan biridir. Yalova'da bugüne kadar iktidar partilerinde, diğer partilerde, STK'larda bu sıkıntının ne olduğunu biliyorsunuz mu? Bu haritayı açtığınız zaman 14 tane akarsuyu görürsünüz. Armutlu'dan Altınova'ya paralel akan 14 tane akarsuyu. İkisi de şeye bağlı, Gökçedere Barajı'na bağlı, Kurtköy dedikleri dere, orası Aylek Deresi'dir, Kurtköy Deresi'dir. Bir devreyle Aktakviye. Şimdi böyle bir Yalova'da, Yalova, bu artan nüfusta büyük bir su istihdam projesinin mega proje ihtiyacı yok mu? Var. Bu proje yapıldığı zaman bu suyun üzerine az su değil, Yalova'yı yazarız, çölde Avrupa'da bir iş sahasını açar, Yalova'nın gençliğine, on binlerce insanına iş potansiyeli açarız. Bunun yanında deniz, yat limanı. Atatürk'ün benim kentim dediği Yalova ilinde, Atatürk'ün yatı Savorana değil mi? Şuradaki yat limanı, orada çok emeğim vardır benim. O yat limanının içerisinde, kapısından içerisinde Savorana'nın kafasını sokamazsınız. Orası bir yat limanında değildir. Ben 40 yıllık uzak yol gemi kaptanıyım, denizimde, ülkemde çok iyi tanıyorum. Denizin sahillerinde kontrol altında olmayan, daha şurada yıllardan beri Cengiz Koçal'dan başlayan kanalizasyon patlak fokur fokur kaynıyor orada. Basın, medya bunu güm diye çakması gerekirken, bu pislik, bu akarsular bu denizi kirletirken, Yalova'da liman başkanlığı olmasına rağmen 127 kilometrelik il deniz sahillerinin kontrol dışı olduğunu sizler biliyorsunuz. Bu deniz kontrol altında olduğu zaman ekonominin parası yat limanından, her şeyinden, denizin altından gelecektir. Bir şey daha soracağım size. Tabii ki bunlar bizim düşüncelerimiz, tekliflerimizin içerisinde. Bunlar. Şu termalden, kapısından bir teleferiye binip Bedesten'den, Tazdağ'dan, Tıraztepe'den yaylanın, Delmeci Yaylası üzerinden Armutlu'ya, doğayı bozmadan, hiçbir şey yapmadan, ufak bir yatırımındır, çok büyük yatırım değil. Oradan Esenköy, Kocadere, Çınarcık, Hasan Baba'dan dönen bir teleferiyi düşünün. Çalışan bir teleferiyi düşünün. Yalova'nın dağlarını, batı yakasındaki 3 tane tepeyi, o yaylayı, o ormanı, yeni bir turizmi açan bir teleferik sistemi düşünün. Bunların Yalova'ya yapılması gereken işte. Bunlar dünyanın her tarafında var. Bu yatırımlar her tarafında var. Biraz önce söylediğim gibi rüzgarından, bunlar kısa kısa geçtim burada. Bunlar sizlerin önünüzde projelerle bizim düşüncelerimiz, yaptıklarımızdır. Yeni de değildir, eskidir. Ama talihsizlik iktidarında hasbelkader oturan insanların kimleri nasıl para kazandıklarını Yalova'nın içerisinde biliyoruz. Bu halkın, bu milletin arazilerin, tapulu topraklarının kimlere peşkeş çekildiğini teker teker net bir şekilde biliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben verdiğiniz bilgilere ek olarak bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Yalova'nın ekonomisine yön verilmesi gereken sektörler size göre bundan sonraki süreçte ne olmalıdır? Bakın çok siz güzel bir cevap. Siz diyebilirsiniz, başkanım da cevap. O kadar harika bir şey ki, tabii ki bizim insanımız siyasette, seçimlerde oy verirken birilerinin seçilmesine mahkum edilen bir siyaset uygulanmaktadır. Önüne konulan iki kişi, bunda bu değilse, bu kötüyse bu. Üçüncü iyisi yok.
Yalova'nın makus tarihidir. Bir kere ahlaklı partiler olacağız. Siyasette şeyde ahlaklı olacağız. Eğer öbür taraf şeye de gelince de Yalova'da bütün siyasi partilerin başta olmak üzere artı Yalova'daki odaların başta ticaret ve sanayi odası olmak üzere 63'te kurulan 68'de legalleşen ticaret ve sanayi odasının sizler de Yalova'yı çok iyi biliyorsunuz. Bir tane eserini gösterir misiniz? Ufak bir projesini. Bu oda ne yapmıştır diğer odalarda dahil olmak üzere? Ne yapmıştır? Yalova'da hangi öneri getirmiştir? Yalova'nın ticaretine, Yalova'nın sanayisine hangi katkıyı vermiştir? Bir tane elle tutulan, gözle görülen eser ticaret ve sanayi odası sayesinde oldu da Yalova'da yaşayan halk bunu kazandı diyebilir miyiz? Soruya soruyla karşılıklı. Ama yapmıştır. Bu ticaret ve siyaset odası, yani ticaret ve sanayi odası, siyaset odası. Siyasi Trump'tan mı? Siyaset odası mı? Ticaret odası mı? Birilerini zıplatacak oda mı? Geçmiş tarihine bakalım, sayarız isimleri teker teker. Ve de etkisiz, yetkisiz, vizyonsuz insanların koltuk işgal ettiği bölgelerde, topraklarda halk nasibini çok kötü alır. Birilerinin cebi dolar, halk kötülüğünün nasip olur. Biz Doğru Yol Partisi olarak Demokrat Parti, Doğru Yol Parti, Adalet Parti. Ağzımızda alışık çünkü Doğru Yol Parti'ye. Adalet Parti, Demokrat Parti, Doğru Yol, aynı düşüncenin insanları da Sayın Başkan'la birlikte Yalova içerisinde biz kendi iç sıkıntılarımızı giderdik. Temiz bir kadroyla, pırıl pırıl bir kadroyla herkesi açık, net bir şekilde yollarda düşeceğiz. Ben başkanı hocam şey söylersem. Ayan Başkan şöyle bir ben dedim soru. Aynı soruyu ben soracaktım. Başkan da aynı sordu. Sektörden yani size olarak, sizin için. Hani şimdi şirket kurusu ticaret odasında işte inşaat limitler 30 tane dal oluyor. Ama bir tane ünvanla alınıyor. Yani Yalova şu olabilir mi? Yani şu diyebilir misiniz? Yani şu meslekte olması ya da turizm, eğitim. Hepsi bir arada zaten genelde sıkıntımız o. Yalova'da hepsi var. Bak şimdi şöyle şey, turizm deyince akla illaki 3 aylık yaz turizmi diye denizlisi bilmem ne çıkan yok. Kış turizmi de var, orman yani turizmi. Ne olması lazım başkan yani size göre ne olması lazım? Yalova'nın anılan ünvanı ne olması lazım? Sana anlatayım. Bu Yalova'nın bu anılan ünvanla dünya sahnesindeki yerini alması lazım. Neyle? Yalova'da bacasız sanayiler, turizmle, turizmi, dört mevsimin turizmiyle, topraklarıyla her türlü şeyle değerlendirilen bir Yalova'yı ele almamız lazım. Bunu tek bir simgeyle koyarsan 30 sene önce Yalova'mızda bir elma vardı. Sahnede elmalar vardı. Bir yerle müteahhitler var. Efendim? Eskiden elma vardı, şimdi yerinde müteahhitler var. Peki o zaman başkanım şöyle mi ayırmak istiyorsunuz? Söze giriyorum ama aynı şey dedi. Yalova'nın doğusu işte bacasız sanayi dedi. Sanayi olsun, batısı da turizm olsun. Her ikisi de olmalı. Kimliğini böyle bulmalı Yalova. Hayır bakın, Yalova tek bir değer üzerinde birleşecek bir nokta değildir. Zaten tek yerde birleşmediği için hiçbir şey olmadı. Turizm olacak diye bir şey yoktur. Yani bir yerde birleşilmediği için hiçbir şey olmadı. Tabii ki. Olamadı ama. Ama yani, bakın bir Yalova spor var mesela. Oldu. Örnek veriyorum. Bir Yalova spor var. Örnek yani. Yani herkes Yalova sporu çok seviyor. Herkes sporu çok seviyor ama kimse maça gelmiyor. Kimseye destek vermiyor gibi. Çatısında buluşamadı ya. Durdu bir tezim. Yani şunu söyleyeyim. İşte en Yalova sizin döneminizde sizin belediye istihdamınız içerisinde evet, evet. Bir belediye başkanının Türkiye arasında bir proje, ilk bir proje. Yalova. Yok. İşte sanayi yok. OSB yok. Şimdi biz bununla alakalı geniş bir çalışma yaptık. Kendimle alakalı. Kendi öz çalışmamdır bu. Demin bahsettiğiniz şeyden şu cümleyi kuruyorum ben bütün açıklamanızdan. Yani birileri makamları, odaları gösterme yapmış, evet. Arkasını okey atmış. Evet. Yıllarca. Evet. Bunu böyle anlıyoruz. Yani. Net, net bir şey. Yani Yalova Spor demiş, arkadan okey atmış. Ticaret odası yapmış, okey atmış. Demokrat Parti demiş, okey atmış. Evet. Yani bu çanakla hep bunlar mı patlatmış yani? Okey. Şimdi bakın, Yalova'mızda belirli artık ben net bir şekilde de ifade ederim de Perşembe sabahı toplam burada nasıl kahvaltı yapıyoruz biz her Perşembe yapılan kahvaltıların olduğu bir adres var. Yalova'da bu adresten çok büyük fetvalar verilmektedir. Yalova'nın üzerinde hesaplar yapılmaktadır. Seçim kaybetmişlerdi, takla atmışlardı ama siyasi daldaki akrobatik hünerleri yüksek yani olduğu için kaybederken kazanan bir örnek modül var önümüzde. Kaybederken kazanıyor. Yalova'nın üzerinde hesaplar yapmaktadır.
ve Yalova birilerinin çekirge sincap siyasetiyle zıp zıp zıplayarak, parti değiştirerek yapmış oldukları siyasetler, bu onların kıblelerinin, siyasi hedeflerinin belli olmadığını göstermekte, kendi çıkar menfaatlerini göstermektedir. Başkanım, şurada bir şey söyleyebilir miyim başkanım? Buyurun. Başkanım müsaade ederse. Şimdi arkadaşlar, başkan, moderatörümüz. Buyurun. Şimdi arkadaşlar az evvel Ticaret Odası, Mutahit ve Yalova Spor'la ilgili. Genel abi, yani bundan Yalova Spor değil. Türkiye'nin ilk dershaneci Yalova'da başlamıştır. Bugün kimlerin başlattığını öğreniyorsun. Bir, paralel yapının merkezidir şimdi, Yalova, yani başkentidir yani. Abim, şimdi... Külliyesidir yani mesela. Şimdi başkan, müsaade edersen ben söyleyeyim. Ticaret Sanayi Odası bir önceki dönem çok güzel şey yapacaktı. Bakın, ben de o mecliste seçilmiş bir elemandım. İlk defa tanıştığım bir vatandaş başkan oldu. Ve o başkan olduğu zaman da adil bir seçim yapılması lazımken ki bana haksızlık yapıldı. Ama buna rağmen adamın doğru yaptıklarını, bu da Celal Bey'di, evet, doğru yaptıklarını üstüne basa basa söylemekte bir fuar vardı, yok mesela şu anda. Bakın, ne güzel bir Celal fuar Bey, vardı. Celal Bey zamanında biz de ekmek yedik, güvenlik şirketimiz organik... ekmek yedik, öbür ekmek yedi, öbür ekmek yedi yani. Başkanım, Celal Bey'in zamanında bir kalıpçılar diye bir OBS'ye geldi adamlar ve adam şöyle söyledi, seminer verdi, dedi ki ben bizim bünyemizde 75 tane firma var. Bu 75 tane firmanın heresi 20 milyon euro. 20 milyon euro sermayeli yer açıyor. Bunlarda çalışan en ucuz çalışan adam 1,5 milyon lira. En yüksek çalışan adam 8-9 milyon lira alıyor. Bunlar tamamen Yalova'da olacak. Bursa bize yalvarıyor. Oraya gitmiyoruz. Adapazar yalvarıyor, gitmiyoruz. Biz Yalova'yı tercih ediyoruz. Bakın, bunu söylemesine rağmen, yer bulmasına rağmen, yerin parasını vereceğiz demesine rağmen, işte bu az evvel hepimizin dert yandığı, küçük Yalova olsun, benim olsun. Çarpık siyasette. Onlar engel oldular, olmaz dediler. Burada muhalefetin milletvekilinin de hatası var, iktidarın milletvekilinin de hatası var. Zaten muhalefetin milletvekilinin, az evvel oradan da geçtiniz, yani neden sesi çıkmıyor hak adaletten ya da neden yatırımları yok, o da aynen padişahlık gibi yapıyor. Diyor ki ben idare edeyim, ben kimi diyorsam onlar gelsin diyor. Geldiği de belli meydanda. Mutahit meselesini gelince, eğer Yalova'da bugün, ben de hasbelkader amellikte mutahit oldum. Eğer bu mutahitler olmasın, samimiyetimle söylüyorum, bugün Yalova'da işsizlik de ekmek parası kazanmak da had safhada olur. Hasbelkader benim gibi amellerde mutahitlik yapıyor ama her bir tanesi 20-30 tane, 50 tane iş dalına iş veriyor. Yani şurada şunu özür dilerim, unutmayın da başkanım. Şimdi söylediğiniz listelerden dipnot geçiyorum müteahhitliğe. Demek ki Yalova ilinde bir müteahhit pastası var ki Türkiye'deki bütün ameller buraya müteahhit olmaya geliyor. Türkiye'nin her yerinde var. Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerinde var. Bir de Yalova Spor dediniz siz. Yalova Spor dediniz. Allah aşkına başkansınız. Yalova Spor bugüne kadar, ben 55 senedir Yalova'dayım. 55 senedir Yalova'dayım. Eğer Yalova Spor şu anda, Yalova'daki bu hani hepimizin de dert yandığı, müteahhitlere gidip de eskide sade bir avan kamerası var. Şu anda kongre delegelerinize bakın. Bir tane müteahhit ya da Yalova'da gelmiş, malını mülkünü mezarını Yalova'da almış adam delege değil. Nedir bu delegenin özelliği? Ben meclisiyeli yaptım, ben ticaret odası üyeliği yaptım, ben top üyeliği yaptım. 150 trilyon, 150 trilyon borç var, nasıl olacaksınız? Yani hayır, sizin icra gelecek yani. Ama şimdi, hayır gelsin. Gelin ben siyahı yapayım, o sonra orada gelin, sildir birisiniz. Kongre delegesi olamadım, niye olamadım? Çünkü oraya gitmek için ben şehir kulübüne 10 sene mücadele ettim. Karzur şehir kulübüne üye oldum. Yani Yalova'da bir kafa taşçılık var. Ben başkanımın sözlerini kesmek istemem. Ama Yalova'da şu gün için bu bahsettiğiniz durumlarda, yani Ticaret Sanayi Odası tabii ki Yalova'nın öncüsü olması lazım. Bir önceki Ticaret Sanayi Odası'nın, ben iki defa Kuzey İrak'a gittim. Benim burada kendimi tanıtmadığım kadar adamın sitesinde beni tanıttılar orada. Bütün Yalova'yı tanıttı. Oraya verdiğim veriden bütün Yalova'yı tanıtabiliyor.
Mesela çiçekçileri gidin Kuzey Irak'ta bütün Yalova çiçeği gidiyor. Kim bunu şey yapıyor? Ticaret Sanayi Odası'nın bir anlaşmasıyla yapıyor. Buna benzer çok şeyler var. Yani ama burası bir karantina bölgesi gibi olmuş. Yani böyle üstü kapalı halde bir odasının değerleri net bir şekilde belli. Yalova haritasının batısında, doğusunda, akarsularından, yeraltı zenginliklerinden, oksijeninden, rüzgar gücünden, şu rüzgarın cebine para girmesi lazım cebimize şu rüzgarda. Bunu çok iyi değerlendiren vizyon sahibi kişiler masaya yatıracak Yalova'nın hedefini var. Anladığım kadarıyla çevrecilik de var sizde bildiğim kadarıyla. Çevrecilik bakın. Bölge dağılamayabiliyorsunuz. Tabii ki. Peki Yalova'nın şu an üzerinde bulunduğumuz toprak şu anda. Türkiye'yi de çok iyi tanıyorum. Özür dilerim. Şu anda üzerinde bulunduğumuz toprak şu anda. Buyurun. Altından geçen bir akarsu olduğunu biliyorsunuz. Var. Değil mi? Hemen ileride şu kaymakamlığı yer altı akarsuyu malum çok güçlü bir akarsu olduğunu biliyorsunuz. Ve bunun ana halterinde Kargil fabrikası olduğunu biliyorsunuz. Evet. Ve bu su bizim suyumuz, onu da biliyorsunuz. Bu su nereye gidiyor onu biliyor musunuz? Peki nasıl yani? Yani bu su nereye gittiğini biliyor musunuz? Suyun nereye gittiğini. Hani yer altı kaynağından geçen su evet. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Kargil'e mi gittiğini? Yok, Kargil zaten onu bir çekiyor, bir kısmı. Evet. Çektikten sonra posasını basıp salıyor geri kalan ana halterlerle. Suyun nereye gittiğini biliyor musunuz mesela? Denize doğru mu gidiyor? Evet. Peki her gün gemilerle buradan su satıldı. Evet. Döneminde sizin belediye başkanınızın da aynı ticaret içerisinde devam ettiğini. Artisel konuşuyorum. Artisel. Ve aynı alışkanlığı 20 senedir burada devam ettiğini biliyoruz. Ve bundan bir ticari rant oluştuğunu da biliyoruz. Farklı olayların yani buradan su gidip gece buraya mazot geldiğinde konuşuyorlar. Ya öyle bir emniyet kaydı yok ama bizim kameralarımızda var. Mazot kaçakçılığı yapıldı da var mı Yalova Vadisi'nin içerisinde? Bilmiyorum Anadolu olmuş. Yani. Kayıtlar da var ama dedim ki hukuki süreçte olmuyor. Yani bunu şunu söylemek istiyorum. Geçmişi bir tarafa koyduk. Kapattık. O öyle yapmış, bu böyle yapmış, o gelmiş, bu gitmiş. Ben aynısını Yalova Spokul Başkanı söylüyorum. 10 trilyon borcun altında imza atılan bir adamım. Yani şu anda 10 trilyon Yalova Spokul'ün borcu var. Ve Meskul Müdürü benim şu anda imzası altındayım. Biz düşmüş bir sancak var. Onu kaldırıp dikip o direği tutan da benim. Şu anda. Şunu söylemek istiyorum. Her ne şekilde, hangi şartta biz çok siyasi bir konjektörle bir yere geldik. Başkanımız olsun, ya bu oluşma çok güzel. Yani bu kent buluşmaları aslında çok değerli, evet, çok evet. Verimli bir hadise. Ama amacına ulaşması lazım. Hep aynı şeyi sulu havanda döner gibi dövüyoruz. Sürekli aynı siyasi, aynı şeyleri duyuyoruz. Ama 360 dereceye bakarsak bir yerlere, bunu aynı şeyi görmemiş olur. Bakın şu anda sen söylerken benim gözüm başka bir yerde. Şu karşı tarafta bizi ilgilendiriyor, Yalova'mızı ilgilendiriyor. Bir mavi bir gemi var. Arkasından da bir tane de siyah bir gemi gördüm orada. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir gemisi yok. Türkiye'deki armatörün de böyle bir gemisi yok. Türk Devleti'ndeki hiçbir kişinin böyle bir gemiye sahip değiliz. Biz böyle bir ülkeyiz. Ama şuradaki İzmit'teki, Burgumuz'daki pazara bile onlar sahipler. Senin burada alacağın bir tane kasaya koyduğun elmayı o gemi 9 gün sonra, 8 gün sonra Amerika'ya, Venezuela'ya, Avustralya'ya teslim eder. Yalamanın malını birçok sattığım için biliyorum. Bunu çok iyi değerlendirdim. Pazarlandırıp Yalova'nın ufkuna yapacağımız çok pazarlamalar var. Başkanım çok ihracatlar çok yapılacak var. Şey var. Siz de aynı fikirde. Heyecanınızı görüyorum, yaptırımınızı görüyoruz, şeyinizi görüyoruz. Biz de aynı heyecanlarla. Şimdi şu var. Eğer Yalova'da bir girişim görüyorsanız, bir meslek grubunda bir boşluk varsa ve bu dünya çapında bir ekonomik popüler kazanmış bir meslekse ve getiriyorsanız bir meslekse siz Yalova'da bunu yapmaya kalktığınız gün yapamazsınız. Çünkü bunun illa bununla alakalı bir dosya yapılmıştır. Ulusal fonlardan para salınmıştır. O kuyu köreltilmiştir. Alması gereken almıştır. O meslek orada bitmiştir. Yalova'nın Türkiye Yalova ticaret 81 yılında Yalova'nın çeki geçmiyor. Çek. Çek karnesi. Yani çekini kestiğiniz zaman Yalova çekini adam almıyor yani. Evet. Yani bunları konuşmak lazım. Yani bu itibarsızlaşma kent itibarsızlaşması. Yok biz duvarları çok yıktık. Böyle bir partiyiz. 70 senelik partide çok duvarlar yıktık. Ama artık Yalova duvar örün biraz da. Yani duvar örmek lazım. Hayır. Her yeri açtınız yani. Her taraf açık şu anda yani. Hayır. Kimin nereye girdi çıktı. Ben konuyu yöne çekeceğim. Buyurun. Bir soruyla il başkanıma sormak istiyorum. Biz bir duyum aldık Sayın Başkan. Çıpıkköy'de 30 Mart mahalli seçimlerinde belediye başkanı adayı var. Sayın Abdurrahman Tuttuğ'un yarın yapacağı basın toplantısıyla Demokrat Parti'den istifa edeceği bir sınavdı. Neden? Şimdi şöyle, yani bu istifa edecek basın toplantısıyla bu Abdurrahman Tuttuğ kardeşimi biliyorsun. Yani 30 Mart seçimlerinde Demokrat Parti'ye güç kattı. Oradaki çalışmaları da takdire şayandır. Kendisini de çok sevdik. Kıymet verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Yani yapacağı basın toplantısında Demokrat Partilerin yol ayrımına girip yollarını ayırdığı anlamında bir istifa değildir. Siyasi kenarcı. Şöyle,
farklı bir siyasi demeyelim de sivil toplum örgütlenmesi içerisinde olmaları gerekiyor. Bunu biz kendilerine de destek olmak amacıyla yapacaklar. Dolayısıyla siyasi kimliğini bir kenara bırakması gerekiyor. Etik anlamında. Ama Demokrat Parti'nin yollarını veya bizimle dostluk, arkadaşlık yollarını ayrı anlamında bir şey değil. Bunu yani böyle Demokrat Parti'den ayrılıp gidiyoruz, içini boşaltıyoruz anlamında bir istifa değil. Daha önce alışılmış bir istifa değil yani, daha önceki süreçlerde. Yok, yok, öyle bir şey yok. Abdurrahman Türk karakterli ve bir arkadaşımız da siyaseti kendisi için... Tanırız, severiz. Dediğiniz gibi kullanmaz. Sorusu olan arkadaşımız var mı? Başka bir şey daha soracağım. Evet. Sayın Başkan, bundan birkaç sene evvel il binasının, Demokrat Parti il binasının mülkiyeti sanıyorum partiye ait. Evet. Bunun satılmasıyla ilgili bir dedikodular çıktı. Evet, onlar... Dedikodunun neticesi nedir? İl binası hala partinin malı mıdır? Evet. Abi şimdi şöyle söyleyeyim bunu. Demokrat Parti'nin Türkiye genelinde 196 adet gayrimenkul olan Türkiye'nin en kötü partisi. Demokrat Parti'nin il binası satmak, il binasını paralamak gibi bir tasası, bir kaygısı da yok. Böyle bir mecburiyeti de yok. Fakat her siyasi partide olduğu gibi parti içi veya parti dışında bazı arkadaşlarımız bu tip asparagas hareket haberler maalesef yayabiliyorlar. Ben daha iki ay önce Maliyet Bakanlığı müfettişleri tarafından Demokrat Parti'nin gayrimenkullerinin yoklaması yapılmıştır. Yalova'ya geldiler. Altında da benim imzam var. Parti binası bizim kendi öz malımızdır. Satılmak falan filan diye böyle bir şey de gündeminde de olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Ha, Demokrat Parti gayrimenkul satmıştır. Ankara'da birkaç gayrimenkul, atıl olan gayrimenkullerde boş tutmamak adına sattı. O da geçmiş dönemde satıldı. Yani bugünün il binası falan satmak gibi böyle bir şey yok. Yani. Söyleyen bu haberler nereden çıkıyorsa art niyet var. Aslında şu anda Türkiye'de parti şey bina satılmak burada siyasi partiler. Hani belli güçler, belli fiyatlı partilerin alıp alıp yerlerini verdim diyoruz yani. Genel merkezlerine. Yani başka partiler yapıyor ama Demokrat Parti böyle bir şey kayıtlı. Yani bir finans var, bir can suyu var ama herhalde Demokrat Parti öyle bir can suyu var. Herhalde AK Parti'de bir yerde. Valla Demokrat Parti'nin bir can suyu bu millet ya. Evet. Türk millet. Bir can suyumuz Türk millet. Sorusu olmayan arkadaşlar varsa ben sormaya devam edeyim. Sor. Genel seçimleri kısa bir süre var. Zaman hızla ilerliyor. Demokrat Parti Yalova İl Teşkilatı'nın aday seçimindeki kriter ne olacak? Bunu seçime giriyorsunuz mu bu kriter? Seçime tabii ki katılacağız. Yani Demokrat Parti'nin yerel seçimlerde de aday kriterlerinde aradığı en önemli şey liyakattır. Yalova ile bütünleşmesidir, aday vizyon sahibi olmasıdır aday olacak arkadaşlar. Demokrat Parti yan seçimlerde de aday ve aday adayı olacak arkadaşlarımız da var. Yani bizim her saklı tuttuğumuz birkaç aday adayı arkadaşımız var. Kamuoyuyla da yakın zamanda paylaşacağız. Adayımızı Yalova'nın önüne en iyi adayı koyacağız. Ondan hiç kimse hiç bahsediyordu. Birçok şeyi de yarım bıraktık. Yani Yalova Belediyesi'nin şu ana kadar veya geçmiş dönemde bizim partimizden giden Yalova Belediye Başkanlığı yapan Yalova Yalova ile ilgili yapmış olduğu projeler, doğruluğu, yanlışlığı bunları konuşabiliriz. Bu belediyenin Başkan. Bu belediyenin mesela bir yıla yakındır geldiğinden beri sürekli hatalar yaparak Yalova Belediyesi'nin yönetmesi. Yalova'ya yapılmış en büyük kötülüktür kardeşim. Şimdi geçenlerde bir kent konseyi seçim oldu. Siz orada mıydınız bilmiyorum. Evet. İşte Şükrü abinin başkan olduğu seçimde. Ben de yürütmediğim zaten. Siz burada yürütmeye oy kullandınız. Yürütme diye bir at ben de rahatsız oluyorum ona. İlk toplantıda başkana tebliğ ettirdim, bu yürütme kavramını değiştirdim. Yani Türkiye Konseyi Başkanlığı da Yalova'da olduğu için şu anda. Temsilciler kurulu olması lazım. Yani yürütme diye bir şey mi var yani? Söylerken orada konuşuyor. Yok ama böyle bir kaynağı falan yok, bütçesi yok yürütesin ya. Yok, var var. Şey yok. Kendisi var yok yani. Var mı? Belediye diyenin kütesinde olan bir şey. O konuları belediye başkanı söz aldı tabii. Bizde İl Başkanı Sabri'yle Doğan Dere geliyorlar. Biz Dubai ziyaretinden bahsediyoruz. Dedik ya biz Dubai'ye gittik. Dubai'ye gitmeden önce de bizi araştırdık. Sürekli toplantılarını da takip eden bir partiyiz. Burada bir şey söyleyeyim. İlla ki bir arkadaşımız orada gider meclis toplantısında. Orada görüşen konuları rapor halinde toplar bize getirir. Dubai ziyaretine gitmeden önce de araştırdık. Sevgili başkan deniz suyundan içme suyu elde edebilmek üzere araştırmalar yapmak üzere Dubai ziyareti yapıyorum diye. Böyle bir şey deklar etmişti.
Ben de merak ettim. Dedim ya bu Dubai devleti nedir? Yani diyor, hakikaten deniz suyundan içme suyu, vallahi Yalova Belediyesi çok büyük bir aşama kaydı. Yani deniz suyundan içme suyu elde edecek. Bir araştırdım, bizim Aksa yapıyormuş yani burada. Aksa yapmış yani. Bir de Evan başka bir yeri var. Yani başka Aksa yapıyormuş. Evaprighter sistemiyle yapıyor. Yani. Neyse başladı anlatma. Ya dedi biz dedi Dubai'ye gittik, bizim karşılandılar dedi. Ben dedi böyle bir şey görmedim dedi. Böyle bir şatafatlı bir anlatımla geri... Şimdi gittik, EYT'e bakıyorum. İçinde bir tane kimya uzmanı yok. Kimya mühendisi yok heyetin içerisinde. Bir tane mühendis yok veya proje mimarı yok. Şimdi gittiği arkadaş, yol arkadaşı değil mi? Esnaf, Yalova'nın esnaflarıyla. Fuara denk getirdiler, o yüzden öyle oldu başkan. Öyle mi olur? şimdi... Emlak fuarıydı o ara denk getirdiler. Belediye başkanını biz hep neyle eleştirdik? Müteahhitlerle olan girift ilişkilerini dolayı. İşte Yakup Paşa'nın her icraatının altından bir muhlis altına çıkıyordu yani. Şimdi eğer aynı muhlis arkadaşlar bu belediyenin de yaptığı şu olduğu icraatlardan ki çıkmaya başladı. Çok net söylüyorum yani. Müşteri yazın abi, kayda dalı ya. Yalova'da en güzel proje yapan müşteriler ama şimdi hakkını yemek lazım. Abi şimdi proje yaparken... Müşteriler yaptılar, gidecek. Yani şimdi proje yaparken yani. Milyon dolarları çantanıza koyacaksan burada biz bir yere oturup düşüneceğiz ya. Yani. Ticaretin mahremi var, soramıyoruz kaç para kazandınız diye başkanım. Ya bir rakamlar belli abi, aşağı ve şukarı herkesin, ben 40 yıldır Yalova'dayım. Yalova'nın sokaklarında simit hayatlarına hayatımıza başladık. Yıllarca pazarcılık yaptık, en iyi bilen sensin. 40 yıldır ben de böyle paralara ulaşamadım. Ya bunların kazandığı paralar... Satsaydık olacaktı işte, orası direkten döndü. Abi şimdi adam Yalova'ya geldi, tarihe bakıyorsun. Nereden? Ulaştığı paralara bakıyorsun kısa zamanda. Çok korkunç rakamlara ulaşan insanlar var. Bunlar niye? Şimdi bu belediyede de kokular gelmeye başladı. Kusura bakmayın yani. Biz bakmıyoruz da. Yani böyle yani. Şey olarak var yani belediye... Abi çıkıp açıklamalar lazım. Yani bir belediye başkanı, bir müteahhitle oturup... Ya tamam yemek yiyebilir ama... Sürekli köşede, kıyıda köşede bir buluşmaz yani. Şimdi şeyi göremiyoruz başkanım. Yalova bir hasta. Hastalanmış hasta. Yalova'nın kendi konusu, kendi anlamında. Yani hasta. Hastalık evet. Uzun yıllardan beri yoğun bakımda pamuk tedavisi ayakta tutulmaya çalışıyor. Aa, değil mi? Dudaktan pamuk su. Yani fazla su verirsen ölür, vermezsen içiyor. Yani yıllardan beri yoğun bakımda biz servis alamadık Yalova'sı. Hani biz şey, Yalova ileri. Hani biz servis alsak sonra taburcu olacak yani. Yoğun bakımda pamuk tedavisi yani. Gibi. Ben şey olarak yani Yalova'da şimdi bir de bir kimlik bulma sıkıntısı var. Biraz kimlik önce siz de dile getirdiniz bunu. Eğitimden, turizmden, bacasız sanayiden, bacalı sanayiden. Vizyon dedik ya bunların hepsinin içinde de. Vizyon, bu konuda çok uzun süredir hayali olunan bir üniversiteye kavuştu yani. Evet. Ama unutmayın Demokrat Parti'nin eserini üniversite. Türkiye... Üniversiteyi bir kere de getirebiliriz. Türkiye'de de en geri kalmış üniversitelerden biri konumda. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Ya bu konuda şimdi... eksikliği neyden? Siyasiden mi? Başındaki rektörden mi? Ankara'dan çok mı? Çok önemli bir konuya temas ettin. Teşekkür ederim öncelikle. Şimdi bakın, iktidar muhalefetin birbirini kovalamasından Yalova Üniversitesi'nin bütün komplekslerinin konuşlanması gerekiyor. Hatırlayın, Muharrem İnce ile AKP'nin arasındaki üniversite kavramı. Evet. Tavşanı aldı yoktu. Şimdi tavşanı kaç tarzı yaptık diyen bir siyaset ve muhalefet anlayışı var. Biri iktidarından memnun, öbürü de muhalefetinden memnun. Kimsenin derdi Yalova değil ki abi. Kimsenin derdi Yalova değil. Bunların hiçbirinin derdi Yalova değil. İddia ediyorum. Eğer bunların içinde zerre kadar Yalova sevdası varsa Allah belamı versin ya. Bunlar Yalova haini ya. İktidardan muhalefeti de. Ya bir üniversite temsilciler galiba. Yalova'daki bu böyle. Yalova'daki temsilciler. Ya, Yalova'daki temsilcilerden bahsediyorum. Yani genelde de konuşacak çok şeyimiz var ama ya böyle bir şey olabilir mi abi? Şimdi ya bir belediye başkanı tıp fakültesi projesi koyuyor Yalova'nın önüne. Bakın devlet projesi. Hükümet projesi. Ya o projelerde Yalova Spor AŞ'de de bir tanıtım var, vardı. Ben başkana var. Sordum dedim ki var Sayın Başkanım diyor bir spor kulübünün AŞ olması için önce profesyonel olması. Var işte. Afaki geleceksin demiştim. Afaki uçuk kaçık. Yani. Buyurun. Şimdi şu normal şartlarla şu ibare, yani bu hep gözden kaçtı. Yalova Spor bu saatten sonra kimsenin seçim trampolini değildir yani. O zaman da değildi. Ama şimdi bunlar... Bunu koyabiliyorsa ayıp bir şey yani. Ya ayıp tabii canım, sen milletle dalga mı geçiyorsun ya? Yani kısıra iki çocuk yaptırmaya benziyor. Ya, hayat satıyorsun ya, böyle bir şey olabilir mi arkadaşım? Bunlarla Yalova'dan seçim kazandık. Ya bir tanesini hayata geçirmek adına yapmış oldukları en ufak bir adım, atmış oldukları en ufak bir adım yok ya. Bunlar hep özel işlerde iki şansım için. Burada herkesin Yalova'nın güzel bir tarafı var. Herkes birbirini tanıyor. İstanbul'da. Abi çay verir misiniz bize? Ama şimdi bu beyanda hep bunu söylüyoruz. Diyor ki bakın yani bu sizin
Ya geçen bir toplantıda söyledim değil mi? Bakın Sayın Başkanım, siz seçimlerde yeşil kırmızı şapkayla geldiniz. Evet. CHP'nin rengi mi yeşil kırmızı? Şimdi ben spor kulüp başkanıyım, itiraz edemem. Çünkü Yalova Spor Kulübü, herkesin kulübü yani. Benim değil, herkesin Yalova kulübü. Efendim özellikle, herkes orada olmak zorunda, herkes oraya destek vermek zorunda. Bunu kimse, ben yok deme şansım yok ama bunu koymayın demiştim. Etik bir dakika. Hakan Bey, sevgili başkanım, o değil, tamamı hayal edilmiş. Tamamı Yalova'ya aldatmakla ilgili, bunların hiçbiri proje böyle bir şey olabilir mi ya? İnternetten indirdi, milletin önüne koydu. Ya 28 kat, 28 kat. Belediye başkanımız, yok. Geçmiş dönemdeki kalıp kaydeden belediye başkanımız. 28 kat, Mustafa talebinde spor tesisinin ikinci yerinde. Bir taraf, inanın diğer taraf. 3 kat yerin altında, 25 kat yerin üstünde ve bu iddiasını görünce bana kendisi ifade etti. Bakın, dışarıdan duyma değil bu. Yani ben biliyordum bunu, görüyordum sistemi. Bakanın kendi de geldi ki seninki dedi böyle böyle bir ruhsat izliyordu. Yani bana, şimdi diyalog kurduğumuzdan kaynaklara o zaman. Dedim ki, ben seçimden sonra yanlış anlamadım. Seçimden önce bu zaten vardı. Kaybettikten sonra ondan bahsediyorum ben yeni dönemde. Çünkü o zaman biliyorsunuz Yalova'da bir seçim kaybedildi, bir daha tekrarlandı. Türkiye'deki bütün siyasi konjonktür buraya geldi. Herkes, hani televizyonda gördüğün insanı, sokakta gördük. Herkesi göre, her omuz vurdu milletvekili. Bakın her kanaldan insanlar vardı burada. İşte kanaat önderi, kanaat liderleri, bütün kurdeler geldi. O arada ise ikili işlerimiz oldu. İşte gazeteci olmaktan, ben güvenlik işini bıraktığım için gazetecilik yapmıştım. İşte spor kulübü falan, o istesinde oturuyorsunuz. Orada onu söylemişti. Ve ben dedim ki yani öyle bir şey olmaz. Ve baktım öyle. Ama şunu görüyorum ki, aynı yanlış. Yani iki yanlış bir doğru yapmaz. Evet. Benim başkanımın ifade ettiği gibi iki yanlış bir doğru kimse yapmaz. Ben ikinci bir yanlış yaptım. Evet. Şimdi çok kısa bir not söyleyeyim sana. Yalova ilindeki imar durumunu da biliyorsunuz. Depremden sonra 4 kata düşürdü imar. Önceden 6 kat. Bir yerde 4 kat, bir yerde 30 kat. 10 kat 3 var. Tane kuleyi veren... Sahili. 10 kat var. Eski o, 10 kat da var. Emseldir ama eski olur inşallah. 99 depreminden sonra, 99 depreminden sonra 4 katın standardı aldı. Değişti. Yani. Yanlış tartışılır. 30 katlıkta 3 tane kuleye müsaade eden bir belediyenin başındaki yetkili kişinin bu tip abuklara dolu olan şeyin de pek fazla tartışma bir gerek yok. Halkları anlatacağız olması. Peygamber Efendimiz der ki, sevmediği insanların isimlerini fazla zikretmiyor. Evet. Yani aslına baktığınız zaman böyle insanları zikrede. Yani biz insanları kuleler yapıyoruz yani. Biz şu masalarda Demokrat Parti olarak da ileriye dönük, hedefe dönük sorularla karşılaşmak istiyorum. Daha yani geçmişteki kirli, çıkıntılı, hoş olmayan şeylerin bilindiği değil bilindiği bir şekilde. Ama ilerisi çok çok önemli, yarınımız çok önemli. Ben Yalova'nın gençliğine acıyorum abi. Abi bunu nasıl engel? Yani geçmişte hep... Bahsettiğimiz siyasiler. Yok hala gündemdeler. Yani bir şekilde siz ne yapacaksınız? Ama bunu gündeme getiren medya. Bu tür siyasetçilerin bir daha iktidara gelmemeleri noktasında sizler nasıl bir çalışma içerisinde? Biz başladık. Şimdi yeni ekibimizde zaten Yalova'nın önüne, bakın Yalova'da bir envanter çalışması yapıyoruz. Kongre çalışmasının içerisinde orada var. Yalova'nın alt düzey, bütün düzeyde çalışmaları yapacağız. İşsizliğinden, eğitimden, sağlığından, diğer sektörler alanlarındaki tüm şeylerini ortaya koyacağız. Ve bunu samimiyetimle söylüyorum. Yalova'ya gelmiş geçmiş en sert muhalefeti yapacağız. Ucu kime dokunursanız. Hiç ekşi yemedim. Kriterde bulduktan sonra sorun yok ki başkan. Yapılmaması ihanet yani. Yapmıyorsun siz de ihanet. Yalova'da gelmiş geçmiş. En sert muhalefeti yapacağız. Yönetim kurulunda görev alan 30 arkadaşımın da başlık ağzını açıp şaibeden uzak hepsi tertemiz pırıl pırıl insanlardan olması için azami özen gösterdik. Bu anlamda bize kimsenin söyleyecek bir şey de olamaz zaten. Eğer konu Yalova'nın menfaatleri ise ki bizim davamız Yalova, derdimiz Yalova. Eğer Yalova bir noktaya gelirse biz buna inanamayız. Bir parti yoksa Ahmet Cemil olursun, Mehmet Kutay olsun. Bizim öyle bir derdimiz davamız asla olmaz. Bundan sonraki süreçte çok sert bir muhalefet yapacağız. Ucu kime dokunursa dokunsun. Yalova kamuoyunun önüne koyacağız. Kimin kimden çıkar, menfaat ilişkileri varsa hepsini ortaya dökeceğiz. Tahmin ediyorum o süreçten sonra da o bahsetmiş olduğun siyasetin tasfiye olacaktır zaten. Yavaş yavaş. Yok. Olmaya başlar olmaz. Yani Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Bugünkü kent buluşmalarının 10. konuğu oldunuz. Siz ve yönetim kurulu üyeleriniz. Ben kendi adıma yönetim kurulu adına
gazete yayın sahipleri ve sorunlu yazı işlerinin adına teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlık.